Arkadaşlar hepinize merhabalar. Umarım beni duyabiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz. Şöyle başlayayım. Öncelikle hepiniz Doğuş Grubu Online Kariyer Günü'ne hoş geldiniz. Bugün burada birlikteyiz. Umarım öncelikle hepinizin, ailelerinizin, sevdiklerinizin sağlığı iyidir diye umuyorum. Oldukça kısıtlı zamanımız var tabii bakınca. Benden sonra 10.30'da da Doğuş Teknoloji'nin yine bir Doğuş Grubu iştirakleri Doğuş Teknoloji'nin seansı olacak. Orada devam edeceksiniz ama o nedenle de hızlı bir giriş yapmam gerekiyor sanırım. Bu arada şunu hatırlatayım. Sonda sorulara vakit kalmazsa eğer, çünkü yarım saat vaktimiz var. Zaten tüm gün boyunca online standlarda arkadaşlarım sorularınız hakkında size yardımcı olmaya hazırlar. Bunu da yine kısaca hatırlatmak istedim. Çok kısaca kendimi tanıtırsam ben Yalçın Cihan Bicioğlu. 14 yıldır aslında Doğuş Otomotiv'de çalışma hayatımı sürdürüyorum. Ve kariyerim içerisinde şirketin de biraz rotasyon imkanlarını da kullanarak, değerlendirerek 5 farklı pozisyonda görev alma şansı buldum. Ve bunların içerisinde de 9 yıl Volkswagen Binek Araç markasında pazarlama departmanında farklı görevlerde yer aldım. 3 senedir de Doğuş Otomotiv tarafında insan kaynakları müdürü olarak görev alıyorum. Bugün tabii kısaca size hem şirketimiz, Doğuş Otomotiv tarafı, hem faaliyet alanlarımız, içerideki görevlerimiz ve insan kaynakları uygulamalarımızdan kısaca bahsediyor olacağım. Çok kısa sunuma başlayabilirim burada. Aslında Doğuş Otomotiv'e girmeden ilk seansta olduğu için biraz da genel çatıyı anlayabilmeniz adına Doğuş grubundan kısaca başlamak istiyordum. Grubumuz burada gördüğünüz üzere aslında 4 farklı kıtada, 33 ülkede, 300'den fazla yatırım koluyla ve 21 bin kişilik aslında büyük bir ekiple hizmet veriyor diyebilirim. Bizim içerisinde bulunduğumuz otomotivin dışında da şurada görebileceğiniz ayrıca inşaat, yayın, medya, yeme içme, gayrimenkul, enerji ve odağında teknoloji yatırımlarının yer aldığı iştiraklerimizde faaliyet gösteriyoruz. Bu 21 bin kişilik aileyle diyebilirim. Tabii Doğuş Grubu global bir şirket olarak sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, Afrika'da, Asya'da ve Avrupa kıtalarında da burada görebileceğiniz 33 farklı ülkeye de hizmet veren global bir kurum. Bunu da altını çizmek istiyorum. Tabii biraz da burada grubun kültürüne de belki değinmek gerekiyor. Aslında biraz önce ülkeleri gösterdim. Bizi buradaki farklı iş kollarında ve farklı ülkelerde yukarıya taşıyan, biraz yeni fikirler üretmemizi sağlayan ve grup olarak aslında birbirimizden öğrenmemizi sağlayan bir kültürümüz olduğunu söyleyebilirim. Bu kültürün adı da kendi içimizde 3.0 olarak geçiyor. Tabii bu kültür altında neye odaklanıyoruz derseniz, baktığımızda en fazla odaklandığımız konuların başında verinin ve müşterinin önemi yer alıyor. Sadece bununla da değil, aynı zamanda gelişimin, sürekli öğrenmenin, seviye bağımsız tüm aslında ekip üyeleri tarafından sahiplenilmesi gerektiği, iş birliğinin aslında her anda yaratıcılığı desteklediği ve siz de biliyorsunuz kurumsal firmalarda silolardan söz etmek mümkün ama yeni dönemde aslında bu siloları yer olmayan bir kültürümüz temel dayanaklarımız altında yer alıyor. Bu açıdan ben her ne kadar bir Doğuş Otomotiv çalışanı olsam da sadece Doğuş Otomotiv için çalışmıyorum veya çalışmıyoruz. Tüm arkadaşlarımız böyle aslında gruba hizmet veriyoruz diyebilirim. Burada aslında farklı marka, grup içerisindeki farklı marka ve iş kolları için düşünen ve yaratan birçok çalışma grubunda da yer alıyoruz. Örneğin farklı iş kollarının pazarlama departmanları, grup sinerjisi oluşturmak adına haftada bir gün mutlaka bir araya geliyorlar ve farklı projeler ortaya koyuyorlar. Veya herhangi bir iş kolunun bir konuyla ilgili bir problemi varsa bunu gündeme taşıyacağı, özellikle liderlerin buradaki problemleri gündeme taşıyacağı bir değer inisiyatifimiz bulunuyor. Doğuş Agile Regeneration Ekosistem adı altıyla geçiyor. Burada sektör liderleri gerçekten kendi iş kolları ile ilgili problemleri veya araştırılması gereken noktaları bu gruba getirerek burada farklı çıkarımlarda, farklı gruplardaki arkadaşlarımızın çıkarımlarda bulunmalarını sağlıyorlar. Örneğin ben işte dediğim gibi 14 yıllık geçmişim var Doğuş Otomotiv'de. Bunun 9 yılı pazarlama, geri kalanı da aslında insan kaynakları çerçevesinde gelişmişti ama bakınca Doğuş İnşaat şirketimizin aslında gelecek 10 yıldaki yatırımları üzerine bile çalışma fırsatı buldum proje ekibiyle birlikte. Ve bunu da aslında Doğuş Holding Ferit Bey'e kadar, Doğuş Holding Yönetim Kurulu'na kadar sunma imkanı buldum. Tabii şunu söyleyebilirim. Bunlar gerçekten kişiye, insana, kuruma değer katan uygulamalar. Ve hep her birimize inanılmaz değer kattığını düşünüyorum. Ve önemli böyle fırsatların olması içeride. Aslında biraz da birbirimizden öğrenme ve grup sinerjisi de bizi yukarı çekiyor diyebilirim. Biraz da Doğuş Otomotiv'i kısaca tanıtmak istiyorum size baktığımızda. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten ama Doğuş Otomotiv, Volkswagen AG'nin sahibi olduğu 11 markanın Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor. Biz burada bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Volkswagen AG gözünden de Türkiye operasyonuna bakıldığında, buradaki değere bakıldığında da globalde en fazla satışı gerçekleştiren 10. ülke olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye'de de aslında baktığımızda içeride
geçtiğimiz sene %16,4 pazar payıyla ithal pazar lideri olduğumuzu söylemek istiyorum. Aslında Türkiye'nin lider otomotiv distribütörüyüz bu anlamda. Oldukça geniş bir ağda hizmet veriyoruz. Görebileceğiniz üzere 570'in üstünde Türkiye'de temas noktamız var. Ve 8,6 milyon bu zamana kadar sunmuş olduğumuz hizmetlerden yararlanan 8,6 milyon müşterimiz olduğunu da söyleyebilirim. Tabi burada ekip arkadaşlarımız bizim olmazsa olmazlarımız, hem distribütör tarafında hem de Doğuş Otobayi yapımızda toplam 2000 arkadaşımızla çalışıyoruz ve neredeyse %80'imiz de Y ve Z jenerasyonlarından oluşuyoruz diyebilirim. Biraz markalardan bahsedeyim. Çok kısaca 11 marka demiştik. Aslında çoğunuz bu markaları biliyorsunuzdur. Eminim sizler de çok iyi biliyorsunuzdur. Ayrıca bu markalar dışında biraz da otomotiv ekosistemde yer alan farklı alanlarda da hizmet verdiğimizi belirtebilirim. Tabii bayi ağımız Doğuş Oto dışında ikinci el markalarımızı belki duymuşsunuzdur. Hem Dot Ağırvas'ta leasing ve kiralama ve faktöring işlemlerinin sürdüğü VDF ve araç muayene istasyonlarında TürkTürk'te Doğuş Otomotiv iştirağı olarak yer alıyor diyebilirim. Peki biz neler yapıyoruz? Ne gibi görevler ve iş kolları var içeride? Çok kısaca bunu özetleyeyim. Yani mutlaka Doğuş Otomotiv sektöründe veya Doğuş Otomotiv'de staj yapmış bir arkadaşı, akrabası olan arkadaşlarımız biraz iş yapış biçimlerimizi nispeten bilse de burada otomotiv sektörünü hiç bilmeyen arkadaşlarımıza aslında daha rahat anlaşılabilmesi için biz Doğuş Otomotiv'de temel olarak hangi işleri yapıyoruz? Çok kısaca bahsetmek istiyorum. Biraz önce de söylemiştim aslında 11 farklı markanın distribütörü konumundayız ve faaliyetin ana işi olan marka yönetiminde marka genel müdürlerine bağlı satış sonrası hizmetler yani servis diyebileceğim kısım ve pazarlama fonksiyonları yer alıyor. Satış fonksiyonuna gelecek olursak burada aslında biz Doğuş Otomotiv olarak direkt müşteriye satış yetkimiz bulunmuyor. Satışlar aslında bayiler üzerinden yapılıyor ama buradaki bütün hem yedek parça hem araç koordinasyonunu sürdüren ekip aslında Doğuş Otomotiv'de, distribütörde bulunan ekip diyebilirim. Burada bir kanal yönetimi gerçekleştiriyoruz. Satış sonrası hizmetler tarafı da yine benzer bir yapı söz konusu. Burada satış sonrası hizmetler müdürüne bağlı yöneticiler hem bölge yöneticileri hem de teknik yöneticiler olarak ikiye ayrılıyor diyebilirim. Bölge yöneticileri yetkili satıcıların yani tüm bayilerin aslında genel KPI'lerini, performans indikatörlerini takip ederken teknik süreçler konusunda da uzman teknik yönetici kadrolarımız yer alıyor. Tabii diğer bir önemli fonksiyon da pazarlama. Tüm bu ürünlerin aslında müşteriye ve sizlere aslında aktarımı konusu. Doğuş Otomotiv'de de pazarlama fonksiyonu temelde dijital iletişim, konvansiyonel iletişim, biraz daha radyo, TV, dergi mecraları diyebiliriz konvansiyonel iletişim tarafını da. Ve ürün departmanı olarak 3 temel fonksiyona ayrılıyor. Tabi biliyorsunuz genel anlamda herkesin takip ettiği mecralar artık son dönemde inanılmaz farklılaştığından ve dijitale kaydığından buradaki yatırımlar da inanılmaz boyutta artıyor ve tüm firmalar aslında dijital iletişim kadrolarını güçlendirmeye hatta artık buradan değer yaratacak veri analitiği rollerine de ihtiyaç duyuyor diyebilirim. Tabi bu işin marka tarafıydı. Tüm 11 markanın yönetimi dışında aslında destek fonksiyonlar dediğimiz tüm şirkete hizmet veren belli kadrolarımız da yer alıyor. Bunlar kimler? Baktığımızda her şirkette olduğu gibi aslında insan kaynakları baktığımızda finans, mali işler, hukuk, iç denetim, değer ve ilgi merkezi adı altında aslında kendi bünyemizde yer alan bir çağrı merkezimiz bulunuyor. Ve aslında bizi ileriye taşıyan, bugünden başlayarak ileriye taşıyan bir dijital dönüşüm genel müdürlüğümüzün de olduğunu belirtmek isterim. Peki biraz insan kaynakları uygulamalarını da kısaca size anlatmak istiyorum. Sonuçta baktığımızda kariyerine yeni başlayacak olan sizler veya farklı şirketlerde devam etmek isteyen arkadaşlarımız çalışmak istediği şirketi belirlerken sadece iş kolunu değil veya görevi değil aynı zamanda şirketin sosyal olanaklarını da gelişim olanaklarını da haklı olarak sorguluyorsunuz. Ben de biraz bunlardan çok kısa süremiz yettiğince bahsetmek istiyorum. Biz ne yapıyoruz Doğuş Otomotiv insan kaynakları olarak? Aslında içeride insan kaynakları uygulamalarını Biriz markası altında, Biriz işveren markası altında tüm arkadaşlarımızla buluşturuyoruz. Yani gün içerisinde Biriz'den mail alan bir çalışan kendisine dokunan bir uygulama olduğunu anlıyor diyebilirim. Örnek olarak burada baktığımızda haftanın bir günü öğle molalarında iç eğitmenlerimizle yoga dersleri düzenliyoruz. Veya haftanın iki günü şirketimizde online olarak şu an pandemiden sonra online olarak hizmet veren bir diyetisyenimiz bulunuyor. Çalışanları aslında çalışma arkadaşlarımıza bir sonraki yılın tatil planını daha rahat yapabilmeleri adına birleştirilen tatilleri sene başına gönderiyoruz ki aslında rahat rahat bu planlamaları yapabilsinler ve burada eksi izin bakiyesinde de
çok da takılmadığımızı söyleyebilirim. Tabii çocuk sahibi çalışanlarımızın çocuklarını sigorta kapsamına alıyoruz. Özel sağlık sigortası kapsamına alıyoruz. Ve Bilfen'le de anlaşmalı tamamını şirketimizin karşıladığı bir kreş hizmet desteği de sağlıyoruz Doğuş Otomotiv'de. Farklı komitelerimiz var. Genç kuşak komitelerimiz var içeride. Burada hem şirketin olası problemlerini çözüm ararken hem de İK uygulamalarını bu ekiplere danışarak hayata geçiriyoruz. Aslında sürekli kendimizi burada bir Ar-Ge departmanı olarak insan kaynakları tarafında yenilediğimizden de söz edebilirim. Bunun dışında da birçok aslında eğlenceli aktiviteye de sürekli yer veriyoruz. Pandemiyle birlikte aslında bunlar biraz kısıtlansa da online olarak elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Çalışma modelimizden biraz bahsedebilirim. Biz aslında Doğuş Otomotiv olarak Mart 2020'den beri uzaktan çalışıyoruz diyebilirim. Her ne kadar ara ara ofiste olsak da yerleşkemiz Şekerpınar'da. Ama yeni dönemde Aralık ayı ile birlikte aslında hibrit çalışma modelinde 2 gün ofisten 3 gün uzaktan çalışacak şekilde devam eden bir yapımız var. Bundan da kısaca bahsetmek istedim. Tabii eğitim tarafı bizim için önemli baktığımızda. Şirket içerisinde her seviyeden çalışma arkadaşlarımızın hem eğitim hem de gelişim programlarını planlayan bir akademimiz bulunuyor insan kaynakları tarafında. Hem performans hem yetkinlik sistemlerimizin çıktıları sonucunda da tüm arkadaşlarımızın gelişim alanları doğrultusunda hem teknik hem de kişisel gelişim eğitimlerini planlıyoruz diyebilirim. Bunlar da haricinde sosyal anlamda da gelişim sağlamak adına eğlenceli atölye eğitimleri gerçekleştiriyoruz ve oldukça fazla talep alıyoruz burada. Tabii bu dönemde özellikle 2020-21 sonrasında en çok rağbet gören programlarımızdan çok kısaca bahsedeyim. Bunların birincisi tabii ki wellness programları. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Pandemiyle birlikte hem zihinsel hem de fiziksel olarak negatif etkilendiğimiz bu dönemde arkadaşlarımızın biraz da iyi olma halini desteklemek adına hem psikolojik aynı zamanda aktiviteye yönelik etkinlikler düzenliyoruz ve bunu ciddi olarak takip ediyoruz. Ve onlardan gelen fikirlere de burada önem veriyoruz. Diğer bir revaçlı olan ve nispeten yeni eğitim modelimize kattığımız eğitimlerden biri de aslında GoDGTL programı, yani dijital yetkinliklerin gelişim programı. Bu programda da gerek dijital farkındalık video eğitimlerinden, işin başlangıç seviyesinden diyebilirim, dijital dönüşüm eğitimlerine, RPA'ya, veri bilimine, UI UX gibi aslında programlara kadar bu konuda derinliği arttırıyoruz. İçerideki bilgi birikimini arttırıyoruz. Şirket içerisindeki farklı ek sorumluluklar verdiğimiz data translator ve data scientist gibi rollerimiz de bu dönemde oluşuyor. Her departmanda artık mutlaka verimliliği arttıran da RPA projelerini devreye alıyoruz ve bu konuda da birlikte, teknoloji konusunda da birlikte geliştiğimizi ifade edebilirim. Aslında eğlenceli bir programımız var içerisinde. Şirkette her eğitim dönemi açılışı öncesi hem demo eğitimleri gerçekleştirdiğimiz ve ilgi ölçtüğümüz hem de konuk konuşmacılarla keyifli bir gün geçirdiğimiz bir GoFest adında bir festival düzenliyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımız o gün boyunca şirkette tüm gün süren farklı başlıklardaki eğitim gelişim programlarına katılıyorlar. Ve aslında bu aktivitelere katıldıkça da kazandıkları Go paralarla yine eğitim gelişim konusunda şirkette kurulan standlarda satın almalar gerçekleştirebiliyorlar. Dediğim gibi tamamen aslında bir sonraki dönemdeki eğitimlerin demolarını gerçekleştirip buradaki fikirleri alıp onların yorumlarına göre aslında düzenli olarak biraz çevik bir şekilde aslında eğitim programlarını yenilediğimizi de söyleyebilirim. Gayet keyifli bir aktivitemiz. Bu sene de tekrar düzenlemeyi düşünüyoruz GoFest'i. Tabii sosyal aktiviteleri de burada pandemi sonrası oldukça canlandırmaya çalışıyoruz. Gerek spor gerekse sosyal aktiviteler bizim önemli bir parçamız. Gerek dediğim gibi buradaki trekking etkinlikleri, işte voleybol turnuvaları içeride baktığımızda veya hadi cumartesi günü sahilde yoga etkinliği yapalım gibi aktivitelerde düzenliyoruz. Veya kültürel turlarda şarap tadımı, kokteyl yapımı veya farklı kültürel turlarda bu çalışmaların altında yer alıyor. Diğer bir başlık konuk konuşmacılar. Burada da baktığımızda öğle aralarını biraz aslında gelişim fırsatı olarak kullanmak istiyoruz ve gündeme dair farklı konuları da burada gündeme getiriyoruz. Daha önce işte Metin Hara gibi, Özgür Demirtaş gibi, Suna Yakın gibi değerli isimleri bu doğrultuda konuk etmiştik programlarımızda. Şimdi yeni zamanla birlikte biraz daha online söyleşilerimizde biraz da dijitalleşen dünyada neler olup bittiğini anlamak adına farklı şirketlerin, farklı ön plana gelen şirketlerin aslında önemli yöneticileriyle bir araya geldiğimiz bazı webinarlar düzenliyoruz. En son örnek olarak burada görebileceğiniz Apple Türkiye Ülke Müdürü Resan Hanım konuk olmuştu bizlere veya Harvard Business Review'dan genel yayın yönetmeni Serdar Turan veya Getir Yemek CEO'su Batuhan Gültekan'la birlikte olduk. En son da yaklaşık 2 hafta önce
Riot Games'ten Hasan Bey'le, Hasan Çolakoğlu'yla keyifli bir sohbet gerçekleştirip aslında oyun dünyasında teknolojinin kullanımı ve oyun dünyasının nereye gittiği üzerine belli sohbetler gerçekleştirdik ve gerçekten keyifli oluyor bu konuk konuşmacı kısmı diyebilirim. Aynı zamanda tabii yine uzaktan çalıştığımız dönemde ekiplerin birbirini tanıması, yöneticileri tanıması üzerine de bazı sohbet programları gerçekleştiriyoruz. Hem 30 yaş altındaki arkadaşlarımızla şirket içerisindeki müdürlerin hangi faaliyetlerle, hangi yeni teknolojilerle, hangi yeni gelişmelerle uğraştıklarını tanıtacak, anlatacak, aktaracak bir sohbet programı düzenliyoruz birbirlerine soralım diye. Hem de şirketin üst yöneticilerinin biraz daha iş dışındaki özel hayatlarını da tanımak ve onları anlamak adına oluşturduğumuz sadece merak ettiklerimizi soruyoruz gibi aslında programlarımız, keyifli programlarımız mevcut diyebilirim. Biraz yeni arkadaşlar, yani yeni mezun arkadaşlar için geçerli olan kısım, içeride yeni mezun işe alım programlarını gerçekleştiriyoruz. Yılda bir veya iki yılda bir. 2023 yılında da bunu gerçekleşeceğini söyleyebilirim. İsmi Gelecek Sensin bizim programımız. Aslında yeni mezun programımızın ismi Gelecek Sensin olarak geçiyor. Sadece burada işe alım değil, yani yaklaşık 2 ay süren bir hem mülakat, hem proje, hem grup mülakatı aşamasından geçtikten sonra önemli eğitimlerden geçiyor bu arkadaşlar ve kendi bütçelerini kullanabilecekleri, özellikle sürdürülebilirlik konusunda projelere imza atıyorlar. 2023 yılında da takip edebilirsiniz. Gerekli işe alım platformlarında bu duyuruları da gerçekleştiriyor olacağız. Muhtemelen Şubat-Mart döneminde diye hatırlatmak isterim. Tabii çok önemli bir konu, işte eşitlik konusu baktığımızda. Yani özellikle ülkemizde kadınların çalışma hayatına katılım oranı ülke genelinde çok düşük. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve biz de bunu dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğuş, şundan bahsedebilirim. Doğuş grubu 2012'de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde kurulan İşte Eşitlik Platformu'nun kurucu üyesi Doğuş Holding ve kadın çalışanları desteklemek adına her yıl faaliyetlerimizde bu alanda gözden geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu noktada da ekranda görebileceğiniz KPI'leri içeride sürekli takip ediyoruz ve yeniliyoruz diyebilirim. Son olarak burada baktığımızda fikir yönetim çalışmaları da çok çok önemsiyoruz içeride. Aslında çalışanların yaptığı iş olabilir veya ilgilendiği bir alan olabilir veya herhangi bir konuda bir fikirleri olabilir. Hem burada yaratıcı olmaya, yenilikçi olmaya veya proje yönetmeye sevk eden bir çalışma kurgumuz var içeride baktığımızda. Ve bu gelişimleri konusunda da çok değerli olduğuna inanıyoruz. İçeride bir süreç yönetimi departmanımız var. Yine insan kaynakları altında görev alan ve burada çalışma arkadaşlarımızdan gelen her öneriyi, en küçük öneriyi bile büyük küçük demeden değerlendiriyor ve gerçekten kazanç sağlayacağına, farklı farklı konularda kazanç illa maddi olmak zorunda değil, bu kaliteyle de ilgili olabilir veya zaman tasarrufuyla ilgili olabilir veya çalışan veya müşteri memnuniyetiyle ilgili olabilir. Hepsini değerlendiriyor ve destekliyor buradaki süreç yönetimi ekibimiz. Hatta üst yönetimiyle yapılan değerlendirmelerde de bu projelerin bir kısmını her sene düzenli olarak ödüllendiriyoruz. Ve yapılan projeleri de aslında tüm şirkete bu arkadaşlarımızın anlatımını sağlayıp aynı zamanda projeleri de yayılımını sağlıyoruz. Bu da çok kıymetli bir içeride uyguladığımız süreç olduğunu belirtmek istiyorum. Her sene aşağıda rakamlar var, görebilirsiniz. Her sene ortalama 2000'in üzerinde fikir, 140 ortalama 140 proje ve yaklaşık 10 milyon, 9-10 milyonluk getiri sağlayan projeler burada elde ediliyor. Dediğim gibi sadece gelir değil, aynı zamanda memnuniyet konusu, kalite konusu da burada dikkatle ele alınan konular arasında yer alıyor. Tabii birkaç tane örnek verebilirim burada baktığımızda. Arkadaşlarımızın yaptığı projelerden birincisi bağlantılı araç takip sistemini, son zamandaki projeler bunlar baktığımızda. Birincisi bağlantılı araç takip sistemini kendi yazılımımızla baktığımızda, Doğuş Teknoloji'nin desteğiyle kendi yazılımımızla filo hizmeti verdiğimiz firmalara ürün olarak sunmaya başladık. Gelen bir fikir sonrası ve bir iş modeli haline geldi ve şu an Divan adı altında bir şirkette ayrı olarak takip ediliyor. Veya e-imza süreçlerini, özellikle pandemiyle birlikte etkilenen imza süreçlerini dijitalleştirmek adına e-imzayı aslında yayına aldık. Veya daha da farklı baktığımızda tüm tesislerimizin çatılarına yaklaşık 20 bin metrekare, 19-20 bin metrekarelik bir alana solar panellerinin yerleştirilmesi ve bu doğrultuda hem enerji tasarrufuna hem de sürdürülebilirliğe katkı sağlanması da yine bu fikirlerle gelen projelerden biri olduğunu söyleyebilirim. Veya yeni elektrikli, yeni değil aslında ama hani elektrikli modelimiz şu an içeride Porsche Taycan şarj istasyonu modelinin yapılandırılması ve işletilmesi de
yine buradaki arkadaşlarımızın fikirleri, projeleri, önerileri doğrultusunda içeride gerçekleşiyor diyebilirim. Benim anlatacaklarım aslında bu kadardı. Bu arada bizi takip etmeyi unutmayın. Hem şeyde, Instagram'da hem de LinkedIn'de özellikle. Ve başvurularınızı da şu an güncel olan pozisyonları da özellikle hem Kariyer.net'ten hem doğuşlomotiv.com.tr altındaki kariyer sitesinde görebilirsiniz. Oradan da başvurularınızı da yapabilirsiniz. Dediğim gibi zaten online standlar tüm gün boyunca açık olacak Kariyer.net üzerinde. Oradan da arkadaşlarımızla irtibata geçip aslında paylaşımları yapabilirsiniz diyeyim. Ben sunumu kaldırayım. Herhangi bir sorunuz varsa cevaplayabilirim. Çok kısa şuradan hemen sunumu kaldırıyorum. Sorularınız varsa alabilirim ben bu arada. Hatice yazmış, sürdürülebilirlik ve yeşil çevreye olan katkılarınız muazzam demiş. Teşekkür ederiz. Aykut ağzınıza sağlık demiş. Ben teşekkür ederim bu arada. Sizin için işe alımlarda adayların avantajlı ve dezavantajlı durumları neler diye sormuş Jale baktığımızda. Yani biz burada aslında CV'leri incelerken okuldan, bölümden bağımsız tabii ki bölüm bazı görevler için önemli arz etse de aslında kişi kendine iş hayatı boyunca ne katmış veya öğrenim boyunca ne katmış, bu bizim için gerçekten önemli. Yani bu kişi yurt dışında tecrübesi var mı veya içeride farklı staj olanaklarını değerlendirmiş mi veya bizi tanıyor mu, araştırmış mı? Bu görevi almaya, bu görevi başlamaya hevesli mi? Bu konuları daha çok değerlendiriyoruz. Kişilerin kendilerini ifade etmesi bu anlamda çok önemli. Kişilerin kendilerine hem öğrenim zamanlarında hem de profesyonel hayatlarında değer katmış olması çok önemli ve bunları gerçekten iyi ifade etmeleri gerekiyor. Bu işin sadece mülakat tarafı. Mülakat dışında belli psikometrik analizler de yer alıyor. Ve içeride baktığımızda her görevin aslında bir görev uyum oranları var ve belli test aşamalarından geçerek bu görev uyumlarına en müsait ve kendini en iyi anlatan, en hevesli arkadaşlarımızı tercih etmeye çalışıyoruz diyebilirim özetle Jale. Can'ın bir sorusu var, ona geleyim. Her departmanda öğreneceğim bir şey olması fikri çok hoşuma gidiyor. Şirketiniz bu anlamda esnek mi? Evet, esnek olduğunu söyleyebilirim. İşte ben dediğim gibi 14 sene 5 farklı görev ama her ne kadar 5 farklı görev olsa da grup içinde çalışıyorum baktığınızda. Çok farklı konular içerisinde de yer alıyorum. Yani insan bunu istedikten sonra içeride hem rotasyon olanakları fazla hem de istediğiniz gibi farklı işlerle uğraşma veya farklı fikirler, öneriler sunarak farklı projeler üretme gibi içeride esnek bir yapımız olduğunu söz edebilirim. Can. Elif bahsetmiş. Elif'in bir sorusu vardı. İşe alım süreçlerinde adaylardan nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz önce aslında belirtmiştim bu soruyu. Jale'nin sorusunda da aslında değinmeye çalıştım. Ama dediğim gibi standlarda arkadaşlarımdan da detayları gayet fazlasıyla alabilirsiniz. Başvurularımıza dönüş olması için ne yapmamızı, CV'de neler yapmamızı önerirsiniz? Yine benzer bir soru olduğu için geçiyorum. Aslında hepsini bir anda cevaplamaya çalıştım sizler için. Funda'nın bir sorusu var. Hangisine daha çok dikkat edersiniz? Adayın hangi okuldan mezun olduğuna mı, yoksa bir önceki firmada edindiği deneyimle mi? Hem deneyim hem deneyim içerisinde, deneyim sadece ben şu görevi yaptım değil, ben kendime bunları kattım veya size de başvurduğum, ilgilendiğim işte bunları katabilirim demesi de aslında çok kıymetli. Yani okuldan çok kişinin deneyimi ve kendisine kattıkları bizler için daha önemli arkadaşlar. Ondan da bahsetmek isterim. Tuğba'nın bir sorusu var. Stajyerleriniz için de düzenlediğiniz eğitim programları var mı diye bahsetmiş. Evet, içeride aslında 3 farklı staj programımız var. Bunlardan birisi lise stajyerleri için. Lise stajyerleri için belli dönemlerde hem okul döneminde hem yaz döneminde alımlarımızı gerçekleştiriyoruz ve farklı yine iş alım platformlarında bu ilanları yayınlıyoruz. Üniversite tarafında üniversite mezunları ile ilgili veya üniversitede okuyan arkadaşlarımızın staj programları ile ilgili de aslında staj programımızın ismi Bizde Staj ve haftanın minimum 3 günü bizle beraber olabilecek arkadaşlarımızı sene içerisinde proje bazlı stajyer olarak 3. ve 4. sınıftaki arkadaşlarımızı
Değerlendiriyoruz. Senede yaklaşık 55-60 stajyer alımı gerçekleştiriyoruz baktığımızda Doğuş Otomotiv'e. Ve dediğim gibi minimum 3 gün aslında içeride çalışmalarını bekliyoruz. Bu dönemleri de özellikle şimdi işte sene başı ile birlikte ilanlarımızı staj alanında da çıkıyor olacağız. Rotasyondan bahsetmiştiniz. Buradaki diğer alt şirketleriniz arasında da geçiş yapılıyor mu? Evet, diğer Doğuş grubu içerisindeki diğer firmalara da aslında geçiş yapan arkadaşlarımız var. İşte Doğuş Teknoloji'ye, Dream'e, VDF'ye veya farklı iş kollarına baktığımızda içeride N11'e içeride geçiş yapan arkadaşlarımız da bulunuyor. Biz tüm grubun ilanlarını holdingin desteği, Doğuş grubunun desteğiyle birlikte aslında kendi intranetimizde yayınlıyoruz. Buradan arkadaşlarımız o an için açık olan, grupta açık olan tüm pozisyonları görüp oradan başvurularını yapabiliyorlar diyebilirim. Hem de kendi içimizdeki pozisyonları da oradan yayınlıyoruz. Oralara da başvuruyorlar. Merhabalar. Yapay zeka alanı Türkiye'de çok yaygın bir alan olamadı maalesef henüz. Sizler kullandığınızı söylediniz. Hangi alanlarda ve hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? CV'mizi nasıl iletebiliriz? Aslında yapay zeka kısmına daha çok biz şu an Robotic Process Automation yani RPA tarafı ile ilgili detay çalışmalarımız ve projelerimiz var. Evet, Machine Learning tarafı ve yapay zeka tarafıyla da özellikle Machine Learning tarafı ile ilgili de eğitim programlarımız var. Tahminleme modelleri üzerinde yapay zeka kullanılıyor içeride. Özellikle CRM departmanlarında baktığımızda yani hangi müşteriyi kaybedebilirim veya kaybetmem için neler yapmam gerekebilir. Veya benzer şekilde insan kaynakları tarafında da tahminlemeler üzerine çalışıyoruz. RPA kadar olmasa da evet yapay zeka biraz daha içimize almak için veya ilerlemek için daha farklı verilere ihtiyaç duyuyor ama burada da yavaş yavaş ilerlediğimizi grup olarak söyleyebilirim. Deneyimsiz ama bilgi ve kariyerinde hedefi olanları alımlarınız oluyor mu? Biraz önce bahsettim yeni mezunlar için aslında MT programlarımız mevcut baktığımızda. Gelecek Sensin programı tam da bunun için oluşan bir program. Okuldan yeni mezun veya bir sene içerisinde en fazla mezuniyetinden bir sene olmuş veya bir sene tecrübesi var. Arkadaşlarımız bu programlara başvuruyorlar ve Doğuş Otomotiv'de çalışma fırsatı yakalayabiliyorlar diyebilirim. Sanırım cevapladım tüm soruları ama 2 dakika kala atladığım bir şey varsa lütfen yazın. Tuğba teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ederim dinlediğiniz, geldiğiniz için. Mezun olan arkadaşlar için de staj başvurusu var bu arada. Somaye Sadri yazmış. Mezun olan arkadaşlarımız da staj başvurusunda bulunabiliyorlar. Orada herhangi illa üniversitede okuyor olmak bir kriter değil. Mezun arkadaşlarımızdan da staj yapan arkadaşlarımız içeride bulunuyor. Her iki şirketimizde hem Doğuş Otomotiv'de hem de burada. Yüksek lisansını tamamlamış bir öğrenci tecrübesiz bir ilana mı başvuru yapmalı? Evet, genelde aslında uzman yardımcısı pozisyonuyla başlıyor. Bizdeki kariyer adımları uzman yardımcıları pozisyonuna aslında başvurabilir arkadaşlarımız. Çünkü özellikle ondan sonraki uzman, yetkili, yönetici gibi pozisyonlarda artık deneyime bakıyoruz. O alanda deneyimlere bakmaya başlıyoruz. O yüzden yüksek lisansı tamamlamış olsa da uzman yardımcılığı pozisyonlarına başvurabilirler. Kariyer.net yayın platformunda da birkaç soru vardı ama oraya bakma şansınız var mı? Soran arkadaşlar için denmiş ama ben göremediğim için şu an bir şey söyleyemeyeceğim. Bir dakikam kaldı sanırım bu arada. Çalışan personel mutluluğu ile ilginiz, alakanız, projeleriniz oldukça tatmin edici ama her personelin katılımı eşit derecede olmuyor. Katılımı arttırmak için neler yapıyorsunuz? Aslında katılımı arttırmak için birkaç tane yöntem var. Burada iyi bir dinleyici olmak gerekiyor baktığımızda. İçeride insan kaynakları yapısında bir iş ortaklığı yapımız var. HRBP dediğimiz ve her içerideki genel müdürlükten sorumlu bir insan kaynağı yöneticimiz yer alıyor. Buradaki arkadaşlarımızın gerek önerilerini, gerek sorunlarını, problemlerini veya iyileştirme önerilerini dediğim gibi başta buradaki arkadaşlarımız kanalıyla dinliyoruz. İçeride çalışan komitelerimiz var baktığımızda ve çalışan komitelerinde de her birimden bir çalışan temsilcisi o zamanki gündemi
sıkıntıları, bazen onlar da olabiliyor, veya önerileri veya teşekkür etmek istedikleri konuları getiriyorlar ve düzenli olarak 2 ayda bir toplanıyoruz ve buradan yeni dönemde de aslında buradan aldığımız çıktıları da yönetimle paylaşıyoruz. Yani bir seçilen çalışan temsilcisi, grubun içerisinde çalışan temsilcisinin direkt icra kurulunda ve yönetim kurulunda oy ve katılım hakkı bulunuyor. Burada da aslında yani tamamına bir anlamda dokunduğumuzu, temas ettiğimiz arkadaşlarımızın düşünüyoruz. Nereden başvuru yapacağız? Somayet yazmış tekrar. Başvuru alanı dediğim gibi Kariyer.net'teki ilanlara başvurabilirsiniz veya doğusotomotiv.com.tr altındaki kariyer linkinde de bir hesabımız var. Oradan da hem kullanıcı adı ve şifrenizi alarak giriş yapıp açık pozisyonları görüp başvuru gerçekleştirebilirsiniz Somayet. Sanırım zamanımı 1 dakika aştım bu arada. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, hepiniz katıldığınız için teşekkürler. Hepinize de kariyerinizde başarılar diliyorum ben diyerek aranızdan ayrılıyorum. Çok iyi bakın kendinize.